Egypt now has to face the greatest civil unrest in its national history these days. Protesters want Gaddafi to step down. Türkiye şokta. Dün gece İstanbul'da faili meçhul 18 cinayet işlendi. Polis cinayetlerin işleniş biçiminden yola çıkarak profesyonel suç örgütüyle karşı karşıya geldi. So, what are we doing now? Finish what you started. Artık tolerans yok. Emre itaatsizlik, başına buyrukluk, üstünü hiçe say. Bir askerde olmaması gereken ne varsa hep sende! Albay'a bu konuyla ilgili detaylı bir rapor verileceğinden emin olabilirsin. İsterseniz evinize kadar bırakabilirim. Eve davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim hanımefendi. Yüzbaşı, duş almam lazım. Bence barışmalısınız artık. Hayatım boş ver şimdi sen babamı. Yarın akşam için yer ayırttın mı? İnanmıyorum. Unuttun mu yoksa? Tamam da evdeysek baş başa. Biliyorsun sıkılıyorum ben o tarz yerlerden. Olmaz. Bu çok özel bir akşam yemeği. Özel mi? Çok mu garip karı kocanın baş başa yemeğe çıkması? Yo garip değil de merak ettim. Neden özel? Çünkü kutlamamız gereken çok önemli bir haberim var. Yoksa? Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Merhaba.
Kalkmak üzereyiz efendim. Lütfen kemerlerinizi bağlayınız. İyi misiniz efendim? İyiyim, iyiyim. Uçuş korkum var biraz. Merak etmeyin, uçağımız son derece güvenlidir. Hava boşluğu. Efendim, her şey yolunda mı? Hafif bir türbülans. Sorun yok. Sağ motor gitti komutanım. Allah kahretsin. Düzelt, düzelt. Sola, sola çek. Düşürecekler, uçağı düşürecekler. Sol motor gitti komutanım. Çekiyorum, 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 çekiyorum. Hemen İstihbarat dediğin yer, bütün subayların girmek için canını yerdiği yer. Peki sen ne yapıyorsun? Ama... Aması maması yok Mete. İhraç ettireceksin kendini. Sabaha karşı bir uçak düştü. İstihbarattan bir albay da vardı. Konuyu sizin de araştırmanızı istiyorum. Başüstüne. Vatan sağ olsun. Sabaha karşı bir uçak düşmüş. İçinde istihbarat bir albay da varmış. Cinayetlerin ardından böyle bir kazanın olması ilginç. Konuyu bizim de araştırmamızı istiyorlar. Görev senin. Emredersiniz. Yüzbaşı, bu sefer sorun yaratma. Has resulted in perfect success, sir. Excellent. Sir, the mechanism now 2 times stronger than before. Is there a probability of any technical difficulties? No, sir. Definitely not. The mechanism predicts perfect results. Sir. Operation 1071 has now been accomplished. Good. Akşam işim bitince alırım seni. Efendim, sizce şu montaj mı? Bir gecede 18 cinayet işlenmiş. Daha da cinayetlerle bağlantılı olabilir mi? Siz nasıl bildiniz içeri? Hemen çıkın dışarı.
Ya elini kolunu sallayan içeri girmesin. Alın gazetecileri dışarı. Bir saniye, ben işimi yapmaya çalışıyorum. Tamam efendim. Enkaza ulaşabildiniz mi? Sen de kimsin? Kaza müfettişi. Bu kadar kısa süre içerisinde enkaza ulaşmak zor. İsterseniz bir ekip sevk edebilirim. Yardımınız için teşekkür ederim. Ama bu bizim sorumluluğumuzda olan bir konu. Siz de bunun farkındasınız sanırım. Farkındayım. Ancak uçak bizim hava yolları şirketine aitti. Bir an önce enkaza ve kara kutuya ulaşmamız lazım. Bu hassasiyetinizi uçaklarınızın bakımında da göstermiş olsaydınız. Ne demek istiyorsunuz? Uçağın düşüş nedeni belli değil ki. Haklısınız. Dalgıçlarımız çalışıyor. 24 saat içerisinde netice alamazsak yardımınızı seve seve kabul ederiz. 24 saat. Rezalet Paşa! Siz çıkın. Ajanlarınızın 18'i birden deşifre oldu. Ve bir gecede hepsi öldürüldü. Dün de 4 tanesini sahte kriptoyla uçağa bindirip Marmara Denizi'nin dibine gömdüler. Siz de burada oturmuş hala toplantı yapıyorsunuz. Sayın Müsteşar. Çözün bu işi paşa! Toplantıyla moplantıyla kaybedecek vaktimiz yok. Sonuç istiyorum. Sonuç. Yoksa kelleler uçar. Ya bu işin arkasındakileri bulup yok edersiniz, ya da... Gerekli olan her şey yapılacak Sayın Müsteşar. Bundan emin olabilirsiniz. Hedef 25 tamam. Tamam, merkeze dön. Hedef 24'ten haber var mı? Hedef kapandı. Yarın kontrole gideceğim. Senin de yanımda gelmeni istiyorum. Görev değil mi? Umarım doğumda yanımda olursun. İsim düşündün mü? Bilmem. Sen? Erkek olursa Bahadır olsun diyorum. Kız olursa da Gülsüm. Keşke torunlarını görebilselerdi. Mete, seni üzdüysem özür dilerim. Ama sen hep böyle somurtursan bebeğimiz daha doğmadan babasından korkacak. Benim.
kim verdi? Hüseyin Bey, ricamızı geri çevirmişsiniz. Okan Bey, söz konusu olan kişi partinin kurucusu. Çok kısa süre içerisinde partiye umut veren, iktidara getirecek olan kişi. Buna bir itirazım yok. Eğer Ahmet Bey ileride bir şekilde parti liderliğinden ayrılmak zorunda kalırsa... ...başkanlığa aday olduğumu söylüyorum. Sorun bunun neresinde? Ahmet Bey neden ayrılmak zorunda kalsın? Hayat bu Hüseyin Bey. Ne zaman neyle karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. Yedek bir planınız her zaman olmalı. Hepimizin. Özellikle de sizin. Bulsunlar hemen. Neredeyiz? Düşünce ufak bir sarsıntı geçirdiniz. Geceden beri uyuyorsunuz. Yüzbaşı lütfen. Bu halde bir yere gidemezsiniz. Elif, karımı görmeliyim. Çoktan götürmüşlerdir. Hadi hemen ayrılmalıyız. Peşindeler. Kim peşimde? Vaktimiz yok. Yolda anlatırım. Yüzbaşı lütfen. Uçak kazası. Sabotajdı. Araştırmamı istemediler. Hedefi canlı istiyorum. Hata yapma. Thank you.
Ne oldu abi? Ben bir şey yapmadım abi. Abi, abi. Hemen buluşmamız lazım. Güvenli eve git ve bekle. Sıkıntı nedir? Arabamı çaldılar abi. Merak etme, biz buluruz arabanı. Ne markaydı araban? Kornak abi. Allah razı olsun abi, çok sağ ol. Cakası neydi araban? 34 AT 5445. Bölge temiz, yoklar. Mobeseleri güvenlik kameralarına nereye bağlanırsan bağlan. Bul onları bana. Mete, dur. Açıklayabilirim. Neyi açıklayacağım? Sadece kendimi korumak için. Bunu kendimi korumak için. Kimsin sen? Gazeteciyim. Sadece gazeteci. Ne gazeteci? Sen ha? Kimsin sen? Aynı taraftayız. UGT operasyon ajanıyım. Teşkilatın temelleri 30 yıl önce atıldı. Devletin en üst kademesi ve MGK dışında birkaç üst düzey yöneticisi hariç ne MİT, ne polis, ne de ordu resmi olarak teşkilatın varlığından haberdar değil. Yani yoksunuz ama varsınız. Yerlerini tespit ettik. Kanser hücreleri gibi her yerdeler. Kimler? Dünyanın en eski ve en geniş kardeşlik örgütlerinden biri. Kendilerini 2500 yıl önce Babillilerin yıktığı tapınağı inşa eden taş ustalarının devamı olarak görüyorlar. Uluslararası şirketlerin çoğu onların kontrolünde. Bankalar, yatırım fonları, ilaç devleri, silah fabrikaları, medya. Neredeyse bütün dünyayı yönetiyorlar. Ancak bu yetmiyor. Asıl hedefleri vaat edilmiş olduğuna inandıkları coğrafyada sonsuz güce sahip bir dünya imparatorluğu. Orta Doğu. Sloganları Ordo Ab Kao. Yani? Yani kaostan gelen düzen. Doğru. Sanırım sen de konuya yabancı değilsin. İlluminati, tapınak şövalyeleri ve bazı masonik yapılanmaların temel sloganı. Yüzyıllardır bu kilit cümleyle yola çıkarak dünyayı yönettikleri, ülkeler, rejimler kurup yıktıklarını okumuştum. Kontrolü ele geçirmek için önce kaos yaratılır. Gerekli tüm parçalar kaosun içinde yer alır.
Sonra her şeyi yıkıp değiştirerek yeni bir düzen oluşturur ve ipleri ele geçirirler. Türkiye bu planın neresinde? Tam ortasında. Önlerindeki en büyük engel Türkiye. Arap ülkelerinde halkın peş peşe sokaklara düşmesi bir özgürlük hareketi ya da bir tesadüf değil. Düğmeye bastılar. Önlerindeki son engel de aşılmalı. Türkiye'nin kontrolünü ele geçirmek. UGT'nin kilit operasyon ajanları, tim üyelerimiz, analizcilerimiz tek bir gecede öldürüldüler. İşte faili meçhul cinayetlerin arkasındaki gerçek bu. Bir gecede işlenen cinayetler, düşürülen uçak. Hepsi Türkiye operasyonunun başladığına işaret ediyor. Peki neden beni hedef seçtiler? Uçak kazası soruşturması için mi? Hayır. Seni ele geçirmek istediler çünkü... Çünkü? Çünkü sen de listedeydin. Ne listesi? Bak, UGT bu savaşta çok kayıp verdi. UGT karşı terör biriminin başına atanarak teşkilata alınman planlanmıştı. Anlaşılan örgüt de bundan haberdarmış. Şimdi UGT'nin sana daha da çok ihtiyacı var. Tek bir kişi mi? Koskoca UGT bir yüzbaşıya mı kaldı? Senin gibi üstün yeteneklere sahip SAT komandosu olan bir istihbarat subayı... UGT ile birleşirse çok şey yapabilir. Bana verilen görev... seni peşindekilerden kurtarıp UGT'ye götürmek. Elif'i öldürdüler. Onları bulmadan bir yere gitmem. Sen de. I did not like what I heard. Trust me, sir. I'll get him captured tonight. Now, stop disappointing me. We can't fail. I'll get him. Kısaca her şey böyle geçti komutanım. Ama nereden başlayacağımı biliyorum. Emniyet müdürü. Onda beni rahatsız eden bir şeyler var. Okan Bey. Peki ne planlıyorsun? Bir merhaba ziyareti. Ben işimi yapmaya çalışıyorum efendim. Lütfen hanımefendi. Çok affedersiniz. Dikkatli olman lazım. İyi bir askerdi. Kime sattın lan beni? Orospu çocuğu. Sen ölüsün artık!
Kaçmış. Açtığın defteri kapat artık Mansur. En iyi adamımsın. Beni kendinden mahrum bıraktırma. Bilal. Efendim. Bunlar senin çocuklar mı? Evet efendim. Top sende o zaman. Şanslı günümüz. Ara emniyet müdürünün yerini öğren. Bete, olmaz. Beltem, dün hayatımın en zor gününü yaşadım. O yüzden bana akıl vermeye kalkma. Ara. Arabayı terk etmişler. Meltem arıyor. Ana ekrana ver. Meltem neredesin? Bir operasyon konum bilgisine ihtiyacım var. Meltem kızım neler oluyor? Hemen gelin buraya. Baba lütfen. Erkan koordinatları telefonuma gönder. Hemen merkeze dönün. Bu bir emirdir. Baba lütfen. Buldum. Ve gönderdim. Meltem şu anda sende. Merak etmeyin efendim, en kısa zamanda. Çalışıyorsun. Kasada işe yarar bir şey yok. Kiril alfabesiyle yazılmış bir origami kitabı. Sana bir şey gönderiyorum.
çıkmamız lazım. Efendim, güvenliğiniz için bizim de gelmeniz gerekiyor. Lütfen bana güven. Hadi onlarla gidelim. Ne işimiz var burada? Mete, hadi lütfen. MKA 1881. Onaylandı. Kızım. Baba. Büyük bir şey planlıyorlar. Ama ne olduğunu henüz öğrenemedik. Mesajı çözebildin mi? Yok ama eli kulağında. Kitap? Boş zamanım olduğunda okumak isterim. Erkan. Tamam sustum. Diğer teşkilatlar neden destek olmuyor? Elimizi nereye uzatsak haberleri oldu. Örümcek ağı gibi her yeri kaplamış durumdalar. Kendi teşkilatımız dışında kimseye güvenemiyoruz. Örgüt devlet içinde her yerde. Bürokrasi de önemli mevkilerde güç sahibi olmuş. Birçok paravan şirketleri, hatta paravan holdingleri var. Kısaca iş dünyası, medya, ordu, emniyet, siyasi partiler, hepsinde adamları var. Bazı isimleri ve bağlantılarını deşifre ettik. Emniyet müdürü de bunlardan biriydi. En tepedeki isme ve plana ulaşmadan yapılacak her operasyon sadece ağın bir iki bağını koparmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktı. Birkaç kez ağı delmeye çalıştık ama sonuç alamadık. Bir ajanımız 30 sene önce çok önemli bir dosyayı onlardan aldı. Al bakalım. Bana bir kahveden fazlasını borçlusun. Çözdün mü? Tabii canım, aksi düşünülemezdi. Neymiş peki? Els. Ne? Els, yani eşit uzaklıktaki harf dizilimleri. Tek bir noktaya hedeflenmeliyiz. Planları ne? Eşit uzaklıktaki harf dizilimleri bir şifreleme çeşididir. Başlangıç için bir harf seçilir. Ve sonra kaç harfte bir tekrarlanacağı belirlenir. Bunu yapmak için de şifre anahtarı ihtiyaç vardır. Şifre herhangi bir yazılı metne gizlenebilir. Metinde eşit aralıklarla seçilmiş harfler sonuçta ortaya bir harf sırası çıkartır. Bu harfler belirli bir düzende sıralanarak okunduğu zaman şifrelenmiş mesaj neyse onu bize verir. Ve gönderilen mesajın şifre anahtarı olduğunu anladım. Sonra kitaplara anahtarla baktım. Sadece Kiril alfabesiyle yazılmış olan kitap anahtara uygun sonuç verdi. 165, 7, 25, 8. Yani anlamı şu, 165. sayfa, 7. satır, 25. harf ve sonraki her 8. harf. Anahtarı kitaba uyguladım ve karşınızda kitaba gizlenen şifre. Hello. Welcome, Mr. Edwards. We're looking forward to hear about the operation. I'm proud to announce that our preparations are advancing perfectly well. We would love to hear more details, Mr. Edwards.
Of course. Bunlar ne? IP numaralarına benziyor. Peki sonuç? IP yani internet protokol adresi bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurmak için kullandıkları bir adrestir. Ya burada yüzlerce numara var ama. Aslında binlerce. Hatta tam sayı 11.811. As you all know, our agents in the Middle East have managed to provoke the public. Governments in Tunisia, Libya, and Syria have now fallen. In Turkey, most of the UGT field agents and strategists have been eliminated. Şifreli mesajın ne olduğunu tespit edebilecek misin? Az sonra evet. We caused an airplane crash. Our agents prevented Turkish rescue teams from finding the wreck. Bu mesajı taşıyan 11.811 IP adresi dünya üzerinde milyonlarca bilgisayarı köprü yaparak bilgisayardan bilgisayara geçiyor ve izini kaybettiriyor. Sonunda IP adresi önceden belirlenmiş bir bilgisayara deşifre edilmiş mesajı ulaştırıyor. Mesaj ulaştıktan sonra girilen kodla geriye doğru benzer bir yol izleyerek geçtiği her bir bilgisayardan milyonlarca sayısal parçaya bölünüyor ve siliniyor. Ben kurtarabildiğim bütün parçaları birleştirdim. İşte karşınızda mesaj. Enkazı çıkartmak için özel bir ekip gönderilecek. Biliyordum. Bıçak kazası sabotajdı. And tomorrow we will start the process. Marmara Denizi'nde fay hattına adet UV-1H6 makinesi yerleştirilecek. Fay hattını tetikleyecek Konstantinopolis Marmara'da 82 saniye sürecek büyüklüğü 9 olan bir deprem oluşturulacak. İnsanlık tarihinin en büyük depremi. We are planning to start the process tomorrow. An estimated 8 million people will die in Turkey as a result of this quake. That's even more than the casualties of 1999 Gölcük and 1010 Japan and Haiti put together. İşte plan. Bana müsteşarı bağlayın hemen. It sounds excitingly successful, Mr. Edwards. What about the file? We are going to complete it before the earthquake strikes. Okan Bey, yanlış anlamayın ancak siyasete gireli daha bir ay oldu. Birkaç ay sonra başkan olmayı istemeniz çok iyi karşılanmaz. Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Benim yanımda olanlar kırmızı plaka ve güç elde edecek. Yeni Türkiye'nin en güçlü kabinesinde size önemli bir koltuk öneriyorum. Neticede bizi üzmezseniz siz de üzülmezsiniz. Buraya kadarmışız başım.
Sinyaller hızla adres değiştiriyor. Sanki... Sanki ne? Ya sanki birisi parçaları birleştirdiğimizi anladı. Bizi buldular. Sayın Müsteşar, planlarını biliyoruz. Tebrik ederim paşa. Nihayetinde başardınız.
ABS kameralarını görüntüleyebiliyor musun? Efendim, Bay Edward. What the hell is going on there? I've just got approval from the committee. Sir, we have a problem. The captain, he discovered our plan. He is still alive. You fucking moron. I told you to complete this mission quietly. I'll get him caught. We don't have enough time. The plan has been revealed. We can postpone the operation. Postpone? We have to accelerate the operation. I am sending a team and a device today. Today? No. No, sir. No, please. Earthquake can't happen before the elections. That can change lots of things. The elections will be postponed due to the earthquake. I am in charge now. The operation can't fail. Güvenli mi? Evet. Sadece ben ve Kemal Paşa'nın bildiği paravan yerlerimizden biri. Şifrelemişler. Çözebilir misin? Denerim ama biraz zaman alır. Herkes düştü. Deprem olacak ve biz burada duruyoruz. Meltem. Başbakan'a ulaşmaya çalışsak. Çok zor. Güvenlik kademelerinde kesin örgüt ajanları vardır. Ordu. Orada da kesin senin albay gibileri vardır. Meltem, kendine gel. Sus. Hiçbir şey söyleme. Babamı Ödüge'ye oturup yas tutacak değilim. Bitirmemiz gereken bir görev var. (Gülüyor)
kendimi suçladım. Sen şanslısın. En azından babanın yarım kalan işini tamamlayabilirsin. Ama ben kendimden nefret etmeye devam edeceğim. Çözdüm. Sadece tek bir numarayla görüştüm. Kan Tunç. Bu herif. Bu adam çok zengin bir iş adamı. Yeni Hürriyet Partisi'nden milletvekili adayı oldu. Listeye son anda birinci sıradan girdi. Son anda. Seçimler pazar günü. Partinin %40 üzerinde oy alması bekleniyor. Yani adamımız haftaya iktidar partisi milletvekili olacak. Seçim. Ardından deprem. Al sana kaos. Ortalık karışacak. Örümceği yakalamak için en güçlü bağ koparmalıyız. Beceriksizliğin tüm planlarımızı alt üst etti. Ama... Şimdi yedek plana geçiyoruz. Tabii yakalamayı becerebilirsen. Herif çömez değil. Tuzağa düşmeyecek. Mansur, kes. Bana hikaye anlatma. Ben sonuç istiyorum. Anladın mı? Sonuç. Doğrudan üstüne gitmenin anlamı yok. Aklımda başka bir şey var. O bana gelecek. Ne yaparsan yap, pisliğini temizle. Bulamadın mı hala? Nusret Bey'in uydu telefonu sinyal veriyor. Maslak tarafındalar. Arayıp bir hatırını soralım o zaman. Adam tam bir hayalet. İstediği zaman ortadan kayboluyor ve arkasında hiç iz bırakmıyor. Daha önce hiç görmediğim bir firewall tarafından gizleniyor. Yüzbaşı, sana küçük bir sürprizim var. Gözünü ekrandan ayırma. Ekipleri gönder, şimdi. Meltem, bunlar ne? Ne işin var o adamların yanında? Dur, bak düşündüğün gibi değil. Ne düşünüyor olabilirim ki ha? Ne? Mete, Mete lütfen. Lan karışma. O da istediğini veriyorsun. Sen! Mete! Karım dediğin Elif kimdi biliyor musun? O onların ajanıydı. Hayatında planlı bir şekilde sokuldum. Sen onun için sadece bir görevdi Mete. Sadece bir görev. İstersen beni öldür. Ama bu gerçeği değiştiremez. Elif vurulduğu gece seni onlara teslim edecekti. Bu yüzden öldürülmesi gerekiyordu. Sana hamile olduğunu söyledi. Yalandı. Restoran çıkışı sen arabaya binmek istedin, o yürümek istedi. Eğer onu orada öldürmeseydik, köşeyi döndüğünde seni enjektörle bayıltıp bekleyen ekibe teslim edecekti. Karın gerçek bir vatan hainiydi Mete. Her şeyi, duyguları, narinliği, cilveleri işinin bir parçasıydı. Neden? Şimdi oldukları dosyanın sende olduğunu düşünüyorlardı. Baban gibi. Babam? Babam Bahadır Öztürk, UGT'nin kurucularındandı. Amerika'nın elindeki çok gizli bir dosyayı ele geçirdi. İşte baban bu dosya yüzünden öldürüldü. Öldürüldü mü? Ama... UGT hayatın boyunca senin yanındaydı. Seni yetimhaneye UGT gönderdi. Orduya UGT soktu.
Orada istihbaratta yükselen UGT tarafından incelikle planlandı. Örgüt aradığı dosyanın izini hiçbir zaman bulamadı. 6 ay önce senden haberdar olup hayatına birini soktular. Elif'i. Düşünsene ne kadar mükemmeldi. Evlenme teklifini bile neredeyse o yaptı. İlk görüşte aşk ve yıldırım nikah. Bingo. Peki babası? Kimin babası? Elif'in babası. Konuşmuyorlardı, küslerdi. Erkan. Hemen vurulmadan bir gece önce, gece yarısı civarı arayan numarayı bul bana. Şimdi olmaz. Önce Okan Tunç. Hemen dedim. Seninle geliyorum. Hayır, gelmiyorsun. Bir bina dolusu profesyonel katili tek başına öldürüp hayatta kalman mümkün değil. Hayatta kalmak benim için bir seçenek değil. Hadi. Lütfen seninle gelmeme izin ver. Bugüne kadar yüzlerce can aldım. Tüm sevdiklerimi kaybettim. Hayatta kalmak benim lanetim. Numarayı buldum. O gece Elif'i Tunç Ortak'tan aramıştı. Bina planını bulabilir misin? Buldum sayın. Buldular.
Karının fotoğraflarını görünce delirdin tabii. Hı? Eninde sonunda o Ugete'nin işin içinde olduğunu anlayacaktın. Arya'nın babası olmadığını da anlayacaktın. Hı? Zeki adamsın. Sonra bir plan yapıp buraya girecektin. Ne oldu? Üstünü arayın. Temiz. Ayaklanın, toparlanın. Peşine düşün. Yakalayın şu herifi. Bu binadan sağ çıkmayacak. Gitmek zorundayım. Okan Tuncu'nun gizli mekanı bulmamın tek yolu Tunçöl'deki. Yakalanmış. Giriyorum. Seninle mi uğraşacağım lan? Hadi yüzbaşı. Biraz sonra tarih olacaksın. Ha? Hadi söyle bana. Nerede? Ne aradığımı bilmiyorsun. Bak bana yeteri kadar vakit ve adam kaybettirdin, tamam mı? Tek kurşunda bitireceğim işini. Şimdi söyle bana. Nerede? Nerede? Seni akıllı sanırım.
Kaldır şunu yerden. Dosya nerede? Kimi sikiyorsun lan sen? Babanın sakladığı dosya! Kasadan sağ çıkmamalıydı. Efendim, merkez bina ne yapmamızı emredersiniz? Hemen dönelim. Peki efendim. Haklıymışsın. Okan Tunç'un gizli kutusu bu sistem. Bütün bilgiler burada. Efendim bu çok riskli. Kalkan delindi. Vakit yok. Hemen basının karşısına çıkmalıyım. Bugün bombalanan Tunç Holding'in yönetim kurulu başkanı Okan Tunç şimdi basın mensuplarının karşısına çıkıyor. Ne oldu? Bu sabah erken saatlerde Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ahmet Gürgen İstanbul'dan Ankara'ya giderken makam aracının Gebze'de hatalı sulama yapan bir tırla çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Kaza haberinin hemen ardından olağanüstü toplanan parti merkez yönetim kurulu yeni genel başkanı rekor hızla belirledi. Hürriyet Partisi yeni genel başkanı Okan Tunç. Partinin başına geçmiş. Değerli basın mensupları. Bugün holding merkezime hain bir saldırı düzenlendi. Dün geceden bu yana onlarca cinayet işlendi. Parti genel başkanımız şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bir uçak düşürüldü. Ve olayı inceleyen Sayın Emniyet Müdürümüz ve Milli Güvenlik Bakanlığı Müsteşarımız maalesef şehit edildi. Bir Türkiye sevdalısı olarak benim bu gidişe itirazım var. Sabır taşı artık çatlamıştır.
After replacing Ahmet Gürgen, you must give the hardest speech. Tomorrow night, Turkey will be crashed by the earthquake. Enkazın çıkartılması için Tunç Holding'in olanaklarıyla sağlanan uzman bir ekip yola çıktı. Enkaz bu akşama kadar çıkarılacaktır. Ayrıca parti genel başkanımızın şaibeli kazası, bakın bunun altını çiziyorum. Parti genel başkanımızın şaibeli kazası ve işlenen tüm cinayetlerin sorumluları tek tek bulunacaktır. Ve hepsinden hesap sorulacaktır. Depremi öne çekmişler. You will become the next president of Turkey. And that will mark the beginning of our Middle East operations. What about the file and captain? Try to capture with your man. If you can't, there is another option. Emniyet Müdürü ve Milli Güvenlik Bakanlığı Müsteşarımız öldürülmeden önce bu cinayetlerin peşindeydi. Elimize ulaşan bir istihbarat, dış kaynaklı bu operasyonu yöneten hainin kimliğini ortaya çıkardı. Vatan haini ne yazık ki Türk Silahlı Kuvvetleri mensubudur. Yüzbaşı Mete Öztürk. Son sözüm de aziz milletime. Kimse gözümüzü korkutamaz. Biz bu memleketi sahipsiz bırakmayız. Bu memleket başıboş değildir. Bu memleket müstemleke bir devlet değildir. Üzerimizde oynanan alçakça oyunlara asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin büyüklüğünü kimse gölgeleyemeyecek. Hepinize teşekkür ederim. Gemiye doğru yola çıktılar efendim. Şimdi ne yapacağız? Ayrılacağız. Olmaz. Erkan, sen bilgisayarı alacaksın. The team has arrived, sir. Hürriyet Partisi'nin yeni genel başkanı Okan Tunç'un sağladığı istihbarat bilgileri emniyeti harekete geçirdi. Kıstırılmış efendim. Sağ istiyorum. Peki efendim. Erkan, sen bilgisayarı alacaksın. Sen de arabada kalacaksın. Sen ne yapacaksın? Efendim, tekne hareket etti.
Efendim... Ne? Efendim tekne infilak etmiş. Ne demek infilak etmiş? Ne demek infilak etmiş, ne demek? Allah kahretsin hepimizi. Çabuk. Çabuk bana bunun sorunlarını bunu getirin. Hemen. Peki efendim. Hemen. Güvende zannettiğin tek adres 1310. Sayın Genel Başkan, iyi yolculuklar. Çıkarım beni ben. Hemen çıkarım beni. Metin. Of.
Yüzbaşı Mete Öztürk, hizmetleriniz bizim için çok önemlidir. I'm so sorry to declare that the operation failed. Sizi yeniden yapılandırılacak olan UGT'nin karşı terör biriminin başında görmek bizi onurlandıracaktır. UGT'ye hoş geldiniz yüzbaşım. We will start the plan B. Sence gerçekten ondan mı? Evet. Ama şu anda hiçbir şey bilmiyorum.